çok yağlı yiyeceklerden de uzak dursunlar. Elbette. Ramazan ayında yaşanan en büyük sorunlardan birisi sahurdan sonra yaptığımız zaman sabah özellikle uyandığımızda midemizdeki ekşime, şişkinlik, rahatsızlık hissi. Çünkü bizim vücut saatimiz sabahın 4'ünde, 3.30'unda, 3'ünde veya bir şeyler yemeye ayarlanmamış. En azından 11 aydır böyle. 11 aydır biz gece 3'te, 3.30'da bir şeyler yemiyoruz. Dolayısıyla bunu mide bağırsak sistemimizin kabullenmesi için zaten 3-5 gün gerekiyor. Bu düzeni oturtabilmek için. Dolayısıyla ciddi bir sahurda yüklendiğimiz zaman bir kere uyumakta çok güçlük çekeriz akabinde. Ve az önce bahsettiğim mide ekşimesi, şişkinlik vesaire gibi sabah uyandığımızda ciddi bir rahatsızlık olur. Bunun üzerine bir de susuzluk eklenir. Çünkü bunları sindirmek için su gerekiyor. Suyun bu gıdalar tarafından tüketilmesi söz konusu olur ve susama daha yüksek oranda olur. Onun için sahurda az önce ifade ettiğim gibi tuz tüketimi ve sindirimi kolay gıdalar, tuz tüketiminin kısıtlanması ve sindirimi kolay gıdaların alınması temel prensip olmalı. Onun dışında özel bir sınırlamamız yok. Ve Habib Hocam, tabii hiçbir da hekimin tavsiye etmediği ve bizlerin de elimizden geldiği kadar uzak durulmasını tavsiye ettiği tütün kullanımı, sigara kullanımı. Evet. Ve kalp hastalarında da sigara kullanımını görebiliyoruz. Yani kalbinde bir rahatsızlık çok var. Çok anjiyo olmuş, stent takılmış, sizler sigara kullanma diyorsunuz ama yine de kullanıyor. Peki. Tütün kullanımı, sigara kullanımı ile ilgili. Tabii, sigara ile ilgili bizim hastalarımıza hep söylediğimiz şey şu. Daha doğrusu tespitimiz de bu aynı zamanda. Eskiden bundan 20 yıl önce işte bir damarında sorun olan bir hasta ameliyat kararı verilebiliyordu. İki damar, üç damar zaten ameliyat ediliyordu. Şimdilerde ise ve ameliyat olan bir hastanın da yaşadığı sıkıntıları düşünürsek, o belki ölüm korkusu, ameliyattan çıkacağım, çıkamayacağım. O dönemlerde ameliyattan riskleri bugünküne göre biraz daha yüksek. O korkuyla yani sigarayı rahatlıkla bırakıyorlardı, bir daha da başlamıyorlardı. Ama bugünlerde nasıl oldu işler? Ameliyat oranları son derece düştü. Ameliyat ihtiyacı son derece düştü. Hasta bugün geliyor, 3 tane stent takılıyor, yarın taburcu olup evine gidiyor. Şimdi böyle konforlu olunca işler, hastalarımız da hastalığın aslında hafif bir şey olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Benim hastalığım işte bir gün yattım, ertesi gün çıktım. Apandisit oldum, iki gün sonra veya bir gün sonra çıktım diye düşünen hastalarla aynı kefeye koyuyor kendini. Dolayısıyla teknolojinin ilerlemesi, imkanlarının ilerlemesiyle tedaviye kolaylıkla ulaşıyor hastalar ve iyi bir konforla ulaşıyor. Bugün dediğim gibi yani 3 tane damar tıkalı hastanın icabında uygun ise şartları bugün 3 tane stentini takıyoruz. Ertesi gün gönderiyoruz. Evet. Bu her hastada olmayabilir ama çoğunlukla böyle. 1 damar, 2 damar, 3 damar neyse. Yani ihtiyaca göre. Dolayısıyla bu hastalarda böyle bir algıya yol açıyor. Yani ben 3 tane damarımı açtırdım. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Bir daha da bununla yüzleşmeyeceğim. Oysa bizim damar hastalığımız kronik bir hastalık. Yani nasıl şeker hastası oldunuz, şeker hastası olarak devam edeceksiniz. Kalp hastası olduğunuzda da kalp hastalığınız bitmiyor. Stent takılmış olabilir, bypass yapılmış olabilir. Ama bunlar sizin aynı yaşam tarzını sürdürdüğünüz takdirde 2 yıl sonra, 1 yıl sonra belki daha kötü bir tabloyla yeniden karşınıza çıkacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Biz damarı açınca hastalığın tümünü kökten çözmüyoruz. Hastalığın bir belirtisini çözüyoruz sadece. Hastalığın yaptığı bir atağa savuşturuyoruz. Hastalık orada bütün olarak duruyor karşımızda. Dolayısıyla sigara ile ilgili tespitimiz maalesef böyle. Hastalar tedaviye kolay ulaştıkça, evet, daha acısız, daha sıkıntısız bir şekilde ulaştıkça hastalığı hafife alma ihtimali artıyor ve bu hastalar sigarayı bırakmakta daha çok zorlanıyor. Ama bypass olan bir hasta daha kolay bırakıyor. Çünkü o bypass'ın öncesinde yaşadığı stres, yoğun bakımda geçirdiği süre,
belki bir ayı bulan, belki 2-3 ayı bulan iyileşme süreci, yaraların iyileşme süreci. Burada tabii sigarayı düşünecek vakit kalmıyor zaten. O travmayla, o korkuyla daha kolay bir şekilde sigarayı bırakabiliyor hastalarımız.